Merhaba arkadaşlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm özellikle dindar arkadaşlara özel olacak. Size kırmızı hapta bekarlıktan evliliğe kadar giden yolda birçok tavsiyeler veriyoruz biliyorsunuz. Tabak çevirmek, sonuç bağımsızlığı, bolluk mentalitesi, gece gündüz oyunu gibi şeyler çoğunuz için deneyimlemeye müsait şeyler olsa da dindar arkadaşlar için aynı şey geçerli değil. Hatta sırf tabak çevirme mevzusu Batı medyasında birçok dindar Hristiyanın kırmızı hapa karşı güçlü karşılıklıkları olmasına sebep oldu. Aynı şekilde İslam camiasında da kırmızı hapta anlatılan birçok şey günahkarlık ile özdeşleştirildi. Bu kırmızı hapa bakmanın sadece bir yolu. Fakat bu böyle olmak zorunda değil. Eğer bakış açınızı biraz değiştirirseniz hala tabiri caizse helal dairesi içinde kırmızı haptan yararlanabilirsiniz. Kırmızı hapa dindar kesimlerden gelen eleştirilerin başlıca sebeplerinden birisi tabak çevirmek önünüze gelen kadınla yatmak olarak algılanmasıydı. Ve nitekim bu da bir tabak çevirmek olabilir. Fakat esasen tabak çevirmek illaki bunu yapmanızı gerektirmez. Seçeneklerinizin artması açısından tavsiye ettiğimiz tabak çevirmek aslında basitçe birden fazla kadınla görüşmek demektir. Bu görüşmenin dinamikleri tamamen sizin kontrolünüzdedir. İsterseniz aranızdakileri fiziksele taşır ya da daha seviyeli bir ilişki kurarsınız. Fakat cinsellik yaşamaya müsait olmadığınızdan dolayı bir şekilde tabak çeviriyor olmanız gerekir. Dindar kesimde bunun gerekliliğiyle ilgili bazı soru işaretleri olabilir. O yüzden gelin bunun nedenlerini inceleyelim. Neden tabak çevirmek bir gereksinimdir? 1. Dindar erkekler vanitis geliştirmeye daha müsaittir. Evet, çünkü bir yaratıcıya olan inançları mavi hapın pompaladığı ruh ikizi mitinin dini inançlarla desteklenmesine yardımcı olur. Bu sebeple kişi Allah'ın onun için bir eş yarattığına ve o eşin doğru yer ve zamanda karşısına çıkacağına dair büyük bir inanç taşır. Buysa vanitisin gelişmesi için mükemmel bir zemin hazırlar. Çünkü böyle bir adam bilinçaltında hayatı boyunca Allah'ın onun için hazırladığı o seçilmiş eşi beklemekten ve bu sayede tanışıp ilişki kurduğu tüm kadınlara bu rolü biçmekten kendisini alamayacaktır. Bu dindar adamlar hep mavi haplıdır demek değildir. Hatta tanıdığım en kırmızı haplı adamlar Müslümandır. Peki kendinizi bu duruma düşmekten nasıl korursunuz? Kadın doğasını anlayıp onları tanıyıp ilişkiler kurarak. Yani onlarla konuşmalı, eğlenceli ve iyi vakit geçirmelisiniz. Bunu yaptıkça zamanla kafanızdaki kadın idealizmi kadın doğasının keşfiyle birlikte yıkılacak ve yerini gerçek ve etten kemikten olan kadınlara bırakacaktır. Unutmayın, evleneceğiniz kadın dindar da olsa bir kadın olacak ve aynı kadın doğasına ve hipergamik dürtülere sahip olacak. Dindar olması onu nefsinden ayrılmış yüce bir varlık yapmayacak. Bu da çoğu dindar erkekte gördüğüm bir idealizasyon. Bu erkekler modern kadınların dejenerasyonuna bakıp İslam'a ve Müslüman kadınlara nefsinden arınmış melekler gibi yaklaşıyor. Arkadaşlar, maalesef üzgünüm ama artık bir kadının kafasındaki başörtüsü onun takva sahibi bir kadın olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden ince elemek ve sık dokumakta fayda var. 2. Dindar erkeklerin opsiyonları daha düşüktür. Bu günümüz erkekleri için de doğrudur. Bir kadına kıyasla bir erkeklerin genel olarak opsiyonları her zaman daha düşüktür. Fakat maalesef artık buna bir ahir zaman mı dersiniz yoksa batılılaşma mı bilmem. Ama dindar bir erkeğin opsiyonları normal erkeklerden de daha düşük. Çünkü dindar olmayan bir erkeğin cinsel pazarda uygulayabileceği oyun stratejilerinin çoğu cinsel tecrübe kazanma, geç evlenme ve benzeri şeyler sizin için kullanılmaya müsait değil. Bu yüzden sizin özellikle tabak çevirmeniz ve kendi çerçeveniz dahilinde seçeneklerinizi arttırmanız gerek. Çünkü sizin çerçevenizde yani İslami çerçevede olup da kriterlerinize uyacak olan kadınlar çok daha az. Öte yandan dindar dahi olsa görüşeceğiniz kadının da muhtemelen cinsel tecrübelerinin olmuş olduğunu varsaymalısınız. Fakat bunu ona sakın sormayın çünkü bunu normal bir kadın dahi söylemez. Hele Müslüman bir kadın ölse de söylemeyecektir. Ve muhtemelen bakir olacağınız için de bakire bir kadınla evlenmek isteyeceksiniz. Böyle bir kadını bulma şansınız imkansız değil fakat olasılıkların çok yüksek olmadığını da söylemeliyim. Ki bunu gerçekten anlamanızın da bir yolu yok. Keşke kadınların alnında beden sayıları yazılı olsaydı ama değil.
İslami çerçevede yetişmiş bir kadın yol geçen hanı olmuş olsa da, böyleleri de var bu arada, ve size bakire olduğunu söyleyecektir. Çünkü normal bir kadın bile gerçeği söyleme riskini alamazken, bekaretin detrimental derecede önemli olduğu İslami kültürlerde yetişmiş kadınlar bu riski asla almazlar. Bu yüzden sizin bir erkek olarak bu kadınları diğerlerinden ayırabilecek niteliklere sahip olmanız gerek. Bunlar anadan doğma özellikler değiller, zamanla ve tecrübeyle elde ediliyorlar. Bu durumda tabak çevirmenin ne kadar elzem olduğunu anlamışsınızdır diye ümit ediyorum. 3. Dindar erkeklerin geç evlenme lüksü yok. İnsanlık tarihi boyunca erkekler 20'lerinin başında bırakın evlenmeyi, çocuklarını ellerinde tutuyor ve ikinci çocukları yolda oluyor bile. Neredeyse tüm toplumlarda genel olarak erkekler bugünün standartlarına göre çok daha erken evleniyorlardı. Neden? Çünkü babaları ve büyükleri eğer evlenmezlerse cinsel ihtiyaçlarını dışarıdan tatmin etmenin yollarını arayacaklarını ve bu şekilde komşularının bacılarının namuslarından olacağını biliyorlardı. Bu toplumda büyük bir kriz yaratırdı. Büyüklerimiz bu krizi engellemenin en pratik yolunun cinsel iştahları henüz uyanmamışken erkekleri genç ve bakire kadınlarla evlendirmek olduğunu biliyordu. Bu erkeği meşgul edecek ve gözünün dışarıda olmasını engelleyecekti. Hatta İslami toplumlarda bu düzenin korunması oldukça ciddiye alınmış ve bir kadının namusunun kirlenmesinin yükünü taşımasındansa bir erkeğin helal yollardan ikinci eşi olabilmesi daha uygun ve makbul görülmüştür. Erkek bu konumda tüm eşlerinden sorumludur ve onlara bakmakla yükümlüdür. Türk Medeni Kanunu'nda ikinci eş almak yasal değil. Fakat Müslüman bir erkek olarak bunun sizin için de seçeneklerinizin arasında olabileceğini unutmamalısınız. Tüm bunlar göze alındığında günümüz modern Müslüman erkeğinin evlenmeden ve cinsel ilişki yaşamadan 30'larını hatta 40'larına kadar beklemesi oldukça sağlıksız. Erkek olarak doğanıza aykırı bu bir kere. İkincisi, dini açıdan da kendinizi bu konuma sokarak günaha düşme ihtimalinizi arttırıyorsunuz. Hocaların bunu caiz olmayacağını söyleyeceğine eminim. Ayrıca bu kadar uzun süre beklemenin mastürbasyon ve porno bağımlılığının çukurunun derinliklerine düşmenizin ihtimalini büyük derecede arttıracağını da unutmayın. Kısacası dindar erkeklerin geç evlenme lüksü yok. Zaten İslam'da da evliliğin hızlısı makbuldür. Bu sebeple bu konuda akranlarınıza kıyasla daha aceleci olmalı. Diğerleri kadınlarla sadece görüşüp eğlenirken sizin kafanızda görüştüğünüz her kadını aynı zamanda evlilik için değerlendirip elemeye almanız gerekiyor. Bunu kendi içinizde ve gizlice yapın. Evliliğin kadının mücadele ederek elde etmeye hak kazandığı bir şey olması önemli. Ama siz yine de bunun elemesini kafanızda yapın. Çünkü vaktiniz sınırlı. Bu tüm dinlerde böyle bu arada. İncil'in Korintliler kitabında Elçi Pavlus arzuyla yanıyorsanız vakit kaybetmeden evlenmeniz gerektiğini söyler. Kısacası dostlarım ahval böyle olduğundan tabak çevirmek sizin için çok daha elzem bir hal alıyor. 4. Dindar erkeklerin tecrübeleri daha düşük. Tecrübe konusuna tekrar değinmeden edemeyeceğim ki burada cinsel tecrübeden bahsetmiyorum sadece. Baylar, sizin en dindar diyebileceğiniz kadınlar bile aynı anda birçok erkekle konuşuyor. Bekar ve Müslüman kadınlar sosyal yaşamlarında daha mutaassıp bir izlenim verirken asıl aktif oldukları yer sosyal medyadır. Bu tarz mecralarda bir sürü erkekle konuşurlar. Bu onlar için daha güvenlidir. Çünkü günaha düşme tehlikesini en aza indirgeyerek itibar suikastından da bu şekilde kurtulmuş ve aynı zamanda seçeneklerini de değerlendirmiş olurlar. Bunu ahlak dışı bir şey olarak görmüyorlar. Bu sadece arkadaşça konuşma. Ama inanın büyük bir çoğunluğu hızla evlenerek kısıtlayıcı aile evinden kurtulmanın yollarını arıyor. Dolayısıyla kapağı bir yere atana kadar birçok erkekle tanışmış ve görüşmüş, belki de bazılarına duygusal olarak yatırım yapmış oluyor. Hiç yatmadıkları erkeklere aşk şiirleri yazan kadınlar da var. Kısacası sizin amatör olarak başladığınız bu oyuna birçok kadın profesyonel olarak katılacak. Erkekler de kadınlarla tanışma konusundaki tecrübesizliğinin, tanışma konusundaki tecrübesizliğin ölümcül yan etkileri var. Cinsel duyarlılık, duygusal kontrolsüzlük, aşırı heyecan sergileme,
Doğru flörtleşmeyi bilmeme gibi bu yan etkiler sizin oyuna başlamadan elenmenize sebep olabilir. Bu sebeple bu konudaki eksikliklerinizi gidermek zorundasınız. Tabak çevirmek, yani aynı anda birçok kadınla tanışıp konuşmak size bu konuda yardımcı olur. Unutmayın, sadece bir kadınla evleneceksiniz. Artırmak da caiz tabii. Fakat konuştuğunuz diğer kadınlar cebinizde tecrübe olarak kalacak. Şunu unutmayın ki, dindar da olsanız, ateist de olsanız günün sonunda erkeksiniz. Ve oyunu kurallarına göre oynamazsanız kaybedersiniz. Bu yüzden dininizin izin verdiği ölçüde tabak çevirmek, bolluk mentalitesi ve sonuç bağımsızlığına ulaşmak zorundasınız. Bunlara ulaşmanın tek yolu da sahaya çıkıp tecrübe kazanmanız.